Dedim ki her şey depolanıyor da acaba zaman depolansa nasıl olur dedim. Zaman depolansa yatarken tak depolasam o zamanım sabah kalkınca kullansam depolanır mı? Diyeceksin nereden geliyor bu şey? Ne bileyim ya depolanır. Zamanı depoladım ben. Zaman nedir dedim harekettir. Ne, nasıl anlarız? Düşüncelerin, bilgilerin birbirine dizilmesidir. Bende. Bunu nasıl anlarım? Geçmişe giderim hayale veya o zamanla kazandığım, söylediğim, yaşadığım şeyleri birbirine dizilmiş veya resimler var. Onu açarsam o zamanı tekrar yaşarım. Demek ki bilgilerle zamanı ben depolamışım. Zamanı bilgilerden kaldırırsanız bilgilerin sırası olmaz. Zamanı depolamışım. Şu anda konuşuyor muyum? Sırayla konuşuyorum. Sırayla konuşuyorum. Zaman oluyor. Ha, konuşmayı sıraladım. Zamanı kaldırırsanız bu sıra yoktur. Sıra yoksa düşünceler birbirine bindirilmiş. Ama kafamda bütün bilgiler, hayal sıraya dizilmiş. Dedim ya zamanı ben depoluyorum. Hayatımı da depoluyorum. Ahirette o açılacak işte. Çekirdek aynı zamanda kocaman ağacın tüm ömrünün depolanmışıdır. Zaman depolanır. Neye benziyor? Benzemez ama sokak lambalarındaki panel güneşi depolar, sonra gece kırmızı yeşil lambalar yanar. Güneşi depolarız, getiririz evde buzdolabını çalıştırırız. Acayip bir şey yani, zamanı depoladım ben bugün. Başka nedir? Zamanı depoladım. Risale-i Nur'daki her bir tabir hafıza kartıdır. Geçmiş zaman kültür bir medeniyetin canlı hafıza kartıdır. Zamanı depolanır işte. Ama nasıl anlarsın? Çip. Çipi ne olduğunu bilemezsin. Bilgisayara takarsan, filme bak, sese bak falan. İşte kafadaki o bilgiler zaman şeridine koyarak depoladım. O bilgilerin birbirini yok etmemesi sırayla dizilmesini gösteriyor. Sırayla dizilmesi de zamandır. Demek ki dehr esmasına aşkınım ben. Dehr esması zamandır. Dehr esmasının arkasındayım. Neyse. İnsan çok camidir kısacası.